Çalık hafız karının suratına bir zaman baktı. Sonra gözleri kamaşmış gibi başını çevirerek ''Biz Musa Çavuş'u def etmeseydik, köyü soydursaydık, Mahir Ağam'ın gömüsü bulundu mu bulunmadı mı? Anlardın.'' dedi. Kadir Ağa size tam 100 liralık salma salacaktı. Bu ara salaydı. Ben de 100 lira ne ararmış? Kudurmuş mu bu geberesice? Ben kara ekmeği nereden bulmaktayım? Hiç soran var mı? Kolayını buldunuz namussuzlar. Seferberlik size yaradı. Hey be 2 okka yağ koyarsınız. Nereye kız? Pazara havuza. Çorum'un karılar pazarına çökersiniz. Ulan aferin çorumlu. Çorumlu yaman canım, çorumlu fena. Biz yiyemedikse de çorumlu doyasıya yemektedir ya. Sen neden yiyemeyecekmişsin? Koca köyün öşürünü Abuzer aile bölüştünüz. Canı çekerse yersin. İstediğinde vermedik mi okkası iki meci diye? Aman! Bu nasıl bir söz? Esah mı kız? Demek okka ile mi? Gene tutunağımı çalıklın. Ben ne demek diyeyim sen ne anlamaktasın? Ne anlayacağım? Çorumlu yanaşır. Kaça bu ya? Elli kuruş kardeşim. Hele hele elli. Hiç aşağı olmaz. Hele dedim yavrum. Bu elli kuruş Kur'an yazısı mı? Hadi seni güzel hatrına. Sabah siftah, kırk buçuk kuruş olsun. Yüz para mı bizim güzel hatrımızın pahası aldım peki? Ama sonunda kavga dövüş istemem. Altı da göründüğü gibi olmalı. Her yeri böyle süt gibi ak mı? Her yeri ak, kar gibi. Kendi elimle yıkadım. Nasıl olsa açıp bakacağız hadi gel. Ev şurada, dur hele. Ben seni bildim kız. Sen geçenlerde bize kaymak satı vermedin miydi? ''İşte böyle konuşursunuz da sonra herifin arkasından alışık kuzu gibi gidersiniz.'' Bir duyan olsa esas sanır. Eğlendiğini bilmez de hafıza. ''Ulan karı milleti, uçurum sokaklarına para mı yağmakta? İki okka yağ parası diyelim ki yüz kuruş. Ben hepinizin yüz elli kuruşla geri geldiğinizi bilmez miyim?'' ''Lafa bak, adamın yanında hiç mi para olmaz?'' ''Karı kısmının kasaba yerinde parayla işine kahvede oturmazsınız. Kara hacının meyhaneye gitmezsiniz.'' Tepeciye yanın hanıma çıkmazsınız. Fukara eşeklerin günahı el verir. Yarın kıyamet günü bu hayvanlar dile gelecek de ey Allah bu karadan benim hakkımı alıver diyecek. Bana iki okka yağ yükletirdi. Beni çorum pazarına sürerdi. Orada ayrıca bir okka kaymak satardı. Suya girmeden pis pis bana biner geri dönerdi. İşin gücün gönül eylemek çalık hafız. Bir yandan Hasan biraz aransın dersin. Herifi sıtma bunalttı. Senden ilaç istedik. Şunun dermanını verelim yoluyla defleyelim demezsin. Dur kız. Biri kovalasa keyiflenir misin? Vallahi canımdan usandım. Bir de sonra bir gece uyurken baltayı kafasına vursam ne olur ki? Diyerek. Çalık hafız karının yüzüne bir zaman baktı. Tek tek konuştu. Sakın ha öyle şey olmaz. Evi bütün kan basar. Fazladan seni kızı sıkıştırırlar. Çocuktur söyler. Leşini kaybedemezsin. Seni mahpus damına atarlar. Ne bileyim. Musa çalışın beşi birlik göndermesi neden? Akıl verir sandım da köpeli Meryem cadısına dert yandım. Meğer hovarda takımın bu köyde. Gözü kulağı hep Meryem kahvesindeymiş. Lafımı doğruca ona götürmüş. Herif diyesiymiş ki eğer Hasan'dan benziyse o eşi bize bıraksın diyesiymiş. İşte ne iyi bırakıverseydin. Önce korktum. Yaylaya çöken kara yabanları bilmez değilsin ya. Hasan'ın bir tütün masrafı var. Musa çavuş itinin soygunla padişah hazinesi dayanmaz. Bir yandan küpeli uğraşır gider gelir. İki lah bir büyü dedikleri doğru hafıza. Sonunda usandım da az kalsın Musa çavuş rezilini razı gelecektim. Bereket kendiliğinden vazgeçti. Vazgeçmeden önce Hasan'a söyledim. Bu heriften ben başımı alamamaktayım. Bana cadı karılar göndermekte. Bir çaresine bak dedim. Ele kahve, tavşana kaç, tazıya tut. Hesabı öyle ya.'' ''Ne fayda? Herif yüreksizmiş hafıza. Hasan ne dese iyi. Musa çavuş yiğittir sen bakma. Küpeliği kötülüğe yollamamıştır. Seni ağzını aramakta ki niyetini öğrenecek demez mi?'' Korktu. Beni bölüşmeye bile göz alacak da neredeyse. ''Bizi ortak kullanacak. Önceleri bu kadar yüreksiz değildi demek.'' Bazısına kaçaklık yaramamakta. Bir de akılsız, odun gibi. İkilap etmesini bilmez. Geldi mi köşeye oturur, şunu getir, bunu getir. Benim canım üzüm pekmezi çekti. Yarına tavuk isterim. Hani ya börekle bal şerbeti? İç cinsimine. Ben bu herifin doydum, yeter karnım almaz dediğini hiç duymadım. O kadar ekmeği neresine sokar? Sonunda dersen. Petek utançla başını çevirdi. Çalı kafız merakla sordu. Sonunda sakın şuraya devrilir de uyur mu kız? İyi bildin. Eyvah gösterişe yiğit desene. Gösterişe evet marazlı da bir yandan. Marazı karnının içi yarık. Karnı yumruğum gibi orasına inmekte. Eliyle tutup yerine koymakta. Fazladan sıtması da bastırdı. Geberecekse geberse ey Allah. Sen Laz kalaycıları Arap'ın kitabıyla iyi edince yalvarmaya başladı. Ahuza, eski meseleden bize küstür ama biz cahiliz kusura bakmasın. O ilaçtan bir de bize kaynasın demekte de parasıyla bedava değil. Hem bıktım dersin hem de herife parasıyla derman ararsın. Ben istediğimden bir derman ararmışım büsbütün zeybunlaşır da gelir evde yatar diyerek. Ben avanak karılardan değil mi ben gösterişe aldına akılsız karılardan mıyım? Bana erkek gibi erkek olmalı. Sözünü köy yerinde kurda kuşa geçiren erkek. Çalık ahız. Karıya gene alıcı gözüyle dikedik, baktı. Belli bir şey bu petek yiğit karı. Değil mi erkekten yiğit? Sıtma öyle ya dedi. Dalağı filan şişmiş mi? Bilmem şişmiş besbelli. İyi öyleyse bağış üstüne. Hasan fena olan değil vaktiyle. Bize bulaşması uzun hocanın yerlemesiyle oldu. Türkçesi bütün suç senin. Neden? Şuna bak. Çilvelen ve namussuz. Ben ilacı kaynatır hazırlarım. Yarın ekmek götürürken alır gidersin. Yarın ekmeği kız götürecek. Kız demedim. Lafımız bir kulağından girip ötekinden çıkmakta. Öyle ya. Peki canım kızma. Yarın hazır olur mu? Hazırdır. Bizim ağlıdan geçersin de arkadan dolaşırsın. Sağ ol hafıza. Parası her kaç kuruşsa. Sana parayı soran mı oldu Çengi? Ben ilacı tasa yaparım. Yemekten yarım saat sonra diki versin. Bir damlası kalmamacasına. Sabah kadar sıtması gider. Sıtma def olunca birkaç zaman Hacı köyüne yahut ki Sungurlu'dan yana savuşsun. Baskın var. Ben yerinden haber aldım dersin. Olur baş üstüne. Bir zaman yan yana konuşmadan yürüdüler. Çalık hafız gözünün ucuyla peteğin gergin göğüslerine bakıyor gizlice yalanıyordu. Bu nasıl bir kara ey Allah? Bu kara adam öldürür. Buna dağlar dayanamaz. Petek Hanım sıtma ilacını bir saat önce almış o vardası asker kaçağı Pervan Hasan'a götürmüştü. Çalık hafız bir saatten beri sırtını koca cevize dayayıp çömeldiği yerde kımıldamadan duruyor. Bayıra serpilmiş narlı cevliğini birer birer gözden geçiriyordu. Seferberlik yüzüne köyde yıllardır bir tek yeni ev yapılmamış eskiyenler de onarılmamıştı. Dünyadan çivinin camın adı silineli hanedir. köy yaşlı bir adam gibi eskimiş yıpranı pisliğe boğulmuştu. Her şey karma karışık süprüntü gübür yığını gibi. Uzakta çorum havası bomboş sürünmüş dağlarla daha sürünmemişler yamalı yorgan yüzüne top ağaçları kavak dizileriyle köyler deniz adalarına benziyor. Çalık hafız dalgındı kara altına altında gözleri donuk incecik çember sakalı esmer yüzünde siyah bir şerit gibi. Hafız bu bir saat içinde üç kere kımıldamıştı, iki kere cigara yaktı. Şimdi de bilek kalınında bir meşe sopasını pek de farkına varmadan söğüt çubuğu gibi kırıverdi. Kırılan sopanın çatırtısıyla dalgınlıktan kurtuldu. Ellerindeki parçalara şaşırarak baktı. Ürkek bir hayvan gibi dört yanını kolladı. Sopa parçalarını otların içine sokup saklayıverdi. Narlıca'da akşam ekmeği telaşı başlamıştı. Kızlar, gelinler büyük bakırlarla su taşıyorlar. Koca karılar sürüden dönecek mallarla kavuşmasınlar diye malakları, buzağları kapatıyorlardı. Hava rüzgarsız olduğundan bacalardan çıkan dumanlar köyün üzerinde sis gibi dağılmadan durmaktaydı. Akşam ekmeğinde bulgur pilavı yiyeceksin hafız. Çalık hafız anasının sesiyle ürküp sıçradı. Ha? Bulgur pilavı dedim. Senin işin mi yok? Kötü söylerim. Hatrını kırarım. Ayşe karı dargın dargın başını sallayıp toparlayarak eve giriverdi. Hafız oğlu koca cevizin dibine böyle çömelip uzun uzadıya köye baktığı zamanlar yüreği bir hoş oluyor, başlarına bir bela gelecekmiş gibi korkuyordu. Aşağı evlerden birinde bir çocuk ağlamaya başladı. Çalık hafız gözlerine iğrenmiş gibi kıstı çocukları hele kundaktaki bebekleri hiç sevmiyordu. Hepsi de gürültücü, densiz, reziller Şunun boynunu çekip koparı vermeli. Armut çöpü gibi. Varsın bir eksik olsun. Ağlayan piç. Asker kaçaklarından kel Arif'in oğlan. Daha üç aylık. Oysa Arif'i bir yıldır arıyor. Herifin vur emri çıktı. Mecit özünde bir çerkezin değirmeninde hizmetkarlık ediyormuş. Demek bazı bazı köye gizliden geliyor. Ya da karı oraya gidiyor. Yoksa bu oğlan kaçıntı tohumu falan mı? Hafızam burada mı Ayşe abla? Hafızam. Çalık hafız peteğin sesini tanıdı. Yeniden kalkacakmış da buna meydan vermek istemiyormuş gibi kocaman elleriyle ayak bileklerini sımsıkı tuttu. İşte cevizin dibinde ne var yavrum? Lazım. Petek acele yaklaştı. Örtüsü savruluyor. Telaştan soluğu ağzına sığmıyordu. Bir adım kala durdu. Karnı ağrıyormuş gibi iki büklüm. Hafız Çalık hafız gözleri yarı yumuk, kılı kıpırdamadan sordu. Buyur. Hafız, başımıza gelenler. Neymiş? Nasıl ilaç o ilaç? Baksana, o nasıl bir derman? Sıtma ilacı mı? Şıp diye kesmiştir öyle ya. Herif öldü hafız. O nasıl bir ilaç? Ölmemiştir. Sen nereden bileceksin? Uyumuştur rahatça. Uyanınca bir şey kalmaz. Petek inledi, korkudan bunalmıştı, dudakları titriyor, göğsü kalaycı körüğü gibi inip çıkıyordu. Herif öldü hafı, sen ilaç diyerek tilki hapı verdin. Öst, o nasıl bir söz? İlaç zorlu olduğundan bayılmıştır, bir şey yok. Anam ölsün ki herif öldü, bizden bilirler, beni dama attıkarlar. Yavaş kız bağırma dedim, ölmez, hiç ölmez. Hele anlat, yanlış bir iş yapmadınız ya, yemekten sonra içecekti. Dediğin gibi yemekten sonra tası verdim, kafasına dikti, bir güzel içti. Pek acıymış domuz zehir gibi diyerek iki kere övürdü. Kusacak sandım sonra şey etti elimi tuttu da oynaşırken yüreğine bir sızı saplandı. Başladı karnını yırtıp kazımaya kendini şuradan şuraya çarpmaya ağzından bir yeşil safra boşandı acık bir safra. Sonra gözleri yumruk gibi dışarıya uğradı. Bana kıydın kahpe yedin baba yedi orospu diyerek tabancasına davrandı ben kaçtım. Biraz ileride dizlerim kesildi. Herif nasıl bağırıyor kurşunlanmış domuz gibi. Yere çöktüm bekledim ki kurşun sıkacak. Beklerim silah patlamaz. Beklerim silah patlamaz derken sesi soluğu kesildi. Doğrulup baktım. Boş bir üzerine devrilmiş. Allah bir gayret verdi yaklaştım. Dünden gebermiş ama nasıl geberme. Etleri bütün çekilmiş. Etleri kuru çarık derisi gibi gerile koymuş. Gözleri şöyle şöyle açık yüreğime indi. Ben... Kustun mu? Kusmadım. Neden? Hiç öyle sordum. E ee? Neyse bıraktım geldim. Öte beri. Öte beri kapkacak hep orada kaldı. Bizim ilaç tası. O da orada. İyi alt ettin rezil. Beni dama tıkarlar öyle ya. Benim hapus damına tıkarlar. Yavaş kız gevezelenme. Vay başıma. Beni dama tıkarlar. Bağırma dedim orospu. Sıtma çabuk sağ olsun diyerek ilacı zorlu yaptım. Sen korktuğundan. Öldü belledin. İyidir. Gidip bakalım da. Bak. Ben gidemem. Olmaz. Hiç gidemem. Gidersin yavrum. Ne güzel gidersin. Gidemem o hafıza. Benim dizlerim kesildi. Gidersin. Gidersin de bana yerini gösterirsin. Sen git. Derenin içindeki pınarın yanında herif geberdi hafız. Elin herifini yedin sonunda. Sana vaktiyle çektiği sopanın öcünü aldın. Şimdi başlarım ha. Kabuk orada bırakırsın. Biri görse tanır demezsin. Ben sana herifle oynaş mı dedim. Ahman hafıza ölmediyse bir çaresini bulalım. Çaresi. Beraber gideriz. Sen şimdi dereye in. Seni burada kimse görmesin. Ben eşeği semerleyip gelirim. Eşek de Lazım. Sen nereden bileceksin? Gören olursa oduna çırpıya gidilmekte bilinecek. Sen hadi yürü. Ben yalnız gidemem. Korkarım. Yalnız git demedim. Derenin içinde söğütlerin orada beni bekle. Gelmezsen bak. Ben seni bildiğin yüreksiz heriflerden değilim kahve. Petek dişi ağrıyormuş gibi elini yanağına götürüp bir zaman inledikten sonra geleceksin öyle ya diye sordu. Daha söylenir yürü dedim. Petek yürüyünce çalık hafız cebinden çikara tabakasını çıkardı. Hiç acele etmeden bir çikara sarıp yaktı. Ağzından burnundan dumanlar savurarak narlacayı bir zaman gözetledi. Çocuğun sesi çoktan kesilmişti ama çalık hafızın kulakları ağlamaya benzeyen uğultularla çınlıyordu. Boynunu koparmalı piçin diye homurdandı. Boynunu bir çekişte söküp almalı da taze kan kavak boyu sıçramalı. Döndü. Eve doğru öfkeyle bağırdı. Ana ey kız ana buyur hafızım. Hayvanı semerle ne olacak? Bir de sorar ne olabilirmiş oduna gidilmesin mi? Akşam vakti mi? İyi güzel. Ben de yarın çamaşır yıkarım. Söylenme. Tövbe ey Allah. Durmadan söylenirsin. Bıktım senden. Eve yaklaştı kollarını. Gerip kemiklerini çatırdatarak keyifli gerindi. Eşeğin semerlenmesini sabırla bekledi. Semer kapatılıp kancalarına baltayla ipler asılınca içeri girdi. Mavzeri omzuna ters astı. Havanın sıcaklığına bakmadan eski çübbesini sırtladı. Eşeği önüne katıp koruya sürdü. Dereye inilecek yokuşun başında bir garip mezarı vardı. Bir Kürt çobanı mezarı ki herif nedense buraya gömülmeyi istemişti. Her zaman yaptığı gibi durup üç kulu vallahi bir ile bir elham okudu. Dere inince iplerle baltayı bir çalı dibine sakladı. Bir zaman akarsuya bakarak düşündü. Narlıca toprağında üç asker kaçağı vardı. Eğer bunlardan biri bu akşam iki laf edelim diye azanın yanına gelirse. Kurt gibi dişlerini göstererek sarıttı. Mavzenin yatağındaki fişeye baktı. Vururum ötesi yok. Temizlerim gider dedi. Güven tetiğini kapayıp açtı. Sonra dereye eğilip üç yudum içti. Ağzını yumru ile sıvazladı. Canı yüksek sesle Kur'an okumak istiyordu. Öyleyse keyfimiz yerinde ama Kur'an'ın İncil'in sırası değil diye kendisini tersledi. Petek Söğütlerin orada yere çökmüş bekliyordu. Fena dalmış. Ayak seslerini bile duymamıştı. Çalı kafız yaklaşınca uyanam diyerek sıçrayıp kalktı. Sen bizim hafıza, aklım çıktı. Korkma, benim. Gelmezsin dedim. Aklım çıktı, o canım hafızam. Ben burada beklerim, sen git bak. Kapkaca al gel. Yürü hadi, sen iyice uzattın rezil. Ben gidemem, dizlerim beni taşımaz. Çarparım şamarı, yürü. Ne var ki? Karı arkasından itti, petek sendeledi, çalık hafız. Karı cilveye alışmış, asmaya götürsen cilvelenecek. Bu nasıl bir bela ya? diye içini çekti. Eşeği kendi başına bırakıp yürüdüler. Çalık hafız Mavzeli omzundan indirmiş kolunun altına almıştı. Petek bunun farkında bile olmadı. Bir dönemeci kıvrıldıkları zaman Hasan'ı pek yakınlarında gördüler. Peteğin pınar dediği kaynağın beş adım açığında yere kapanıp kıvrılmış katılıp kalmıştı. Petek o vardasını böyle görünce bir iğneti koyuvererek dizlerinin üstüne çöktü. Gene ellerini yanaklarına kapattı. Kafasını iki yana sallayarak uğulmaya başladı. Çalık hafız hırıldayan bir ses çıkıştı. Gürültü istemem, canımı sıkma. Ayaklarını burnuna basarak ilerledi. Tüfeğin namlusuyla ile cesedin sol böğrüne dokundu. Hasan hiç kıpırdamayınca hızla dürttü. Leş yana devrili verdi. Gözleri yumruk gibi dışarı uğramış, kağıt gibi ağırmıştı. Suratı gerilip kısılmış ki davul derisi kaç para Çalık hafız ağzına şeker varmış da bunu emiyormuş gibi tatlı bir sesle. Ölmüş Esrahtan kız dedi. Esrahtan Allah Allah neden ölmüş peki? Demedim mi? Demedim mi? Beni dama tıkarlar. Aklın ermediğinden Fetek Hanım ölüm Allah'ın emri. Ecel geldi. Kapkacak nerede? Nah! Hepsi örtüyle beraber Pınar'ın yanında duruyordu. Çalık hafız dört yanı gözden geçirdi. Dere canlı canlı akıyor pınar altında ateş yanıyormuş gibi kaynıyordu. Topla şunları. İyi sar. Kırıntı falan bırakma. Elim ayağım. Tutmakta mı benim? Ne dedimse onu yap. Çarparım ha. Petek dizin dizin yemek kaplarını, ekmek artıklarını topladı, çırkınladı. Bu sırada çalık hafız dimdik leşe bakıyor. Hasan sıçrayıp kalkabilirmiş gibi tetik üstünde duruyordu. Başını çevirmeden sordu. Tamam mı? Tamam. İyi öyleyse. Şuraya bırak da gel. işimiz var. Ben gideyim hafıza. Evden arayan olur. Kız ağlar. Şimdi başlarım evden ocaktan. Bırak elindekilere. Bete korktu. Çıkını yere bırakıverdi. Hafız mavzeri omuzladı. Ayaklarından tut şunun. Neyin ayaklarından? Aman hafıza. Tut dedim rezil. Kafamı kızdırma. Tut hele. Tutamam. Hiç tutamam. Ben elimi süremeyebilirim. Beni namussuz demin oynaştığın herif değil mi bu? Adam eti canlı iken tatlı derler. Demek doğru. Tut. Tut dedim. Beni öldür hafıza ben elimi değemem. Değemez misin? Tut şunu bacaklarını. Elini kaldırdı. Yapış hayda. Karı ilk tutuşta bacakları kaldıramayınca hafız sıçradı kafasını avucunun içiyle yavaşça vurdu. Tut gebertirim. Sen öyle mi belledin? Uy anam kafam koptu. Ellerin kırılsın domuz çalık. Cilvelenme. Tepik geliyor. Çalık ahpoz ölüyü koltuklarından kavradı. Petek de ayaklarından tuttu. Yatak yerine taşıdılar. Burası dereden biraz uzakta. İki kayanın arasından geçilir rüzgara, yağmura kapalı bir oyuntuydu. Bilmeyenler 40 yıl önünde dursalar burada insan barındığından şüphelenmezler. İlerisi kayanın altına doğru derinliyor. Kenarda Hasan'ın kuru ottan yatağı, ortadan ateş izi vardı. Çalık hafız, işte geldik Allah'ın izniyle diye güldü. Aslan kısmı yatağından belli olur demişler. Korkulur mu kız? Gelmediğin yatmadığın bir yer mi? Gidelim hafıza, üstümüze bir uğrayan olur. Biri gördü mü bitti. Aman gidelim. Burada kalacak değiliz. İşimiz bitsin gideriz. Çömelip ölünün ceplerini aramaya başladı. Karının getirdiği iki fişek tütün, iki defterci cigara kağıdı olduğu gibi duruyordu. Tabakası da boşalmamıştı. Kesesine 80 kuruş para çıktı. Bu yediğin parası hep bu mu? Bilmem. Nasıl bilmezmişsin? Bırak hafıza. Bırak da gidelim benim yüreğim kullandı. Aklın ermediğinden kahve hiç aklın ermediğinden. Çalık hafız ıslak bir sesle böyle diyerek ölünün beline yokladı. Kemeri yoktu ama gömleğinin içine bir enam dikmiş, boynuna bir muska asmıştı. Bunları aldıktan sonra donun uçkurunu, paçaların dikiş yerlerini, kunduraların taban astarlarını söküp araştırdı. Fesi mıncıkladı. Sonra çakısını çıkarıp muskasının meşini kesmeye başladı. Petek, aman hafız, aman etme diye korkuyla yalvardı. Muskalara değilmez sen gavur musun kız? Uğursuzluk getirir, günah Günah bunu açmamak ey yavrum. Muskadan çıkan on iki altın lirayı avucuna dizdikten sonra karıya döndü. Baksana bu nasıl bir muskaymış orospu? Pisin altınları da varmış başıma gelenler. Ya ne sandın? Aklı nerede mi şimdicik? Herifin muskası ahretlik değil dünyalıkmış. Böylesine kurşun işlemez eşkıya muskası derler. Bir de kitaba bakalım. Sen şunları tut. Kitapta böyle zorluysa işin iş. Petek ellerini arkasına saklayınca çalık hafız altınları ceketinin dış cebine atı verdi. En am yedi kat muşambasını çözdü. Sanki domuz çalığın kerameti vardı. Bunun içinden de 90 banknot çıktı. Seçme banknotlar ki adam bakmaya kıyamaz çalık hafız keyifli bir ıslık öttürdü. Bak bakalım Petek Hanım. Bunlar senin kaymak paraları mı? Bilmem. Yere batsın. Altın verdin miydi hiç? Tabancasını kaybettiydi de iki altın istediğiydi. Demek on tanesini de kendisi uydurmuş. Şimdi tabancasını görelim. Kayışı keserek tabancayı kılıfıyla beraber aldı kuşağın arasına soktu. Tamam Petek Hanım diye güldü. Şimdi sen şöyle çekil ki. Gidelim hafıza gidelim karanlık bastı basacak. Gideriz patlama Çalık hafız çömeldi yerden kalktı petek. Herif dağ gibi diye aklından geçirdi. Belinden üst yanın meşe gövdesi gibi. Bir şakırtı duydu, bağırması. Boğuk kurşun sesine karıştı. Burnuna keskin barut kokusu doldu. Hafız ağa tüfeği Hasan'ın şakağını iyice dayadığından bir de kapalı yerde olduklarından silahın sesi pek çıkmamıştı ama kurşun herifin dağıtı vermişti. Petek elleri üzerinde emekleyerek yer değiştirdi. Dağılmış kafayı görünce başını yumruklayarak ağlamaya başladı. Anacığım, kız ana, kız bu herif gavur. Bunda din iman yok herif. Sen gavur musun? Sen de hiç acıma kalmadı mı çalık? Gavur çalık, domuz çalık. Haydi, dilersen rahmetli oynaşına yolda at yakarsın. Türkü düzersin. Gidelim haydi ve gidelim sözüyle yerinden sıçradı çalık hafız. Hasan'ın yatak yerine bir daha gözden geçirdi. Aa, burada gömü olmaz. Yakın ağaçlardan bol yapraklı bir dal kopardı. Geri geri giderek ayak izlerini güzelce sildi. Petek işi anlayınca ne akıllı herif bu şeytan gibi herif cin mi peri mi diye şaştı. Çalık hafız şimdi derenin koca taşlarına basarak yürünecek dedi. Önüm sıra gideceksin. Taştan taşa. Karışmam. İz sürerler. Seni mapuz damına tıkarlar. Kaynağın yanından kap çıkanını alarak eşeğin olduğu yere geldiler. Çalık hafız şuradan bir yük çırpı sarmalı dedi. Köye giderken bir gören olursa iyidir. Tüpü omzuna çapraz astı. Baltayla körpe fidanlara gelişti. Eskiden beri baltanın keskinliğine meraklıydı. Saatlerce uğraşır, eğe taşa tutar, odunları bir vuruşta uçururken suratı keyfinden kızarırdı. Şimdi de bilek kalınlığı fidanları peynir gibi kesiyor, fukaraların salınarak devrilmesinden keyifleniyordu. Gene ensesi kıpkırmızıydı, solukları hışır hışır. Petek çalık hafıza bir vakit seyretti, elbise giydirilmiş ayıya benzemesine şaştı. Koca baltayı kolayca kaldırıp indirmesinden Fidanları doğruyu doğruyu vermesinden kolların acı kuvvetini kestirerek yüreği ürperdi. Koruyu batırdın hafıza dedi. Muhtar laf eder. Aldırma kız kulak verme. Sesi bir hoş. Sesi karıya yalvaran erkek sesi. Peteğin birden dizleri kesildi yere çömeldi. Bu herif muhtardan korkmaz. Musa çavuşa aldırmayan muhtara aldırır mı? Bu herif hiçbir şeyden korkmaz. Hasan'ın nasıl ağladı. Sonunda kafasına kurşun nasıl sıktı. İşte belli bir şey. Bunun için adam öldürmekle koruda fidan doğramak hep bir. Nasıl bir herif. insandan başka bir herif. Güneş devrilmiş dereyi alaca karanlık kaplamıştı. Peteğin yüreği ürperdi ama bu ürperme deminki gibi korkudan değildi. Hasan'ın ölüsüyle arasına çalı hafızın koca gövdesi girmişti. Çalı kahvaz birini koruyunca ona ölüm mü olur? Kız şuradan ipi getir. Ha bir şey mi dedin? İpi namussuz ipi şuraya seri ver. Petek ipi yere uzattı. Kesilen fidanlar üstüne yığdılar. Dur hafıza olmadı. Biz bunları hayvana sarmayacak mıyız? Dereyi sırtta geçirelim kolay. Çalık hafız ipi ilmekledi. Sonra başını çevirmeden gelsene kız dedi. Gel de saralım. Çetek yüke arkasını dönüp diz çöktü. Hafız ipi karının omuzlarından koltuk altlarına geçirerek bir iki kere sıkıladı. Düğüm attıktan sonra arkasına dolaştı. Kalkmasına yardım edecek yerde geri çekerek karıyı çırpı yüküne arkası üstü yatırdı. Oynama Hafız kaldır şunu. Kolay kaldırırız. Çalık Hafız dolanıp karşısına geçmişti. Dimdik yüzüne bakıyordu. Betek işi anladı. Köy yerinde çırpı yaprak toplarken karıları böyle tuzağa düşürmek. Utangaç hovardaların eski oyunu. Kaldır hafı sırası değil. Sırası ne güzel sırası. Herifin ağzı biraz aralık. Boyun damarları fırlamış gözleri domuz gibi. Gözleri gayet hayın. Betek'in yüreğine belli belirsiz bir korku düştü. Yüzüme manda boğası gibi ne bakması bu. Kaldır gidelim. Bakılmaz mı? Namussuz. Bizim senin uğruna ölmemiz kaç yılın işi? He? Kaç yılın? Vallahi bağırırım rezil çalık. Sen öyle mi belledin? Bağırır mısın? Tüfeği hışım gibi omzundan aldı. Mekanizma şıkır şıkır oynattı. Hele seslen. Seni şart olsun gebertirim. Biz asandan aşağı adam mıyız kahpe? Çalık hafız dev gibi üstüne geliyordu. Soluğu fırtına gibi. Etme hafıza beni öldürme. Öldürmeymiş öldürülmez mi orospu? Petek herifin ne istediğini dini gibi bildiğinden öldürmek lafını yalandan açmıştı. Korkudan zora gelmişliğe vurdu artık olmaz filan demedi. Vaktiyle samanlıkta Hasan'a yaptığı gibi başını yana çevirdi o kadar. Çırpıları eşeğe yükleyinceye kadar hiçbir şey konuşmadılar. Çalık hafız hayvanın kıçına bir şaplak indirdi. İşte bu böyle Petek Hanım diye güldü. Neredeydin? Diyen olursa bizde yorgan yüzü çektiğiniz anam karı ile anladın mı? Hasan sana gelir giderdi derlerse Beni dayağın altına yatırırlarsa beni döverler hafıza Ben neciyim kız ben senin kılına dokundurur muyum? Zaptiyeler Kara çavuş Kara çavuşta hiç din iman yokmuş Başlarım kara çavuşun geçmişinden İyi beni kara çavuşa vermezsin öyle ya seni Osmanlı padişahına vermem namussuz. Eksik olma ben şuradan gitsem bizi birlikte görmesinler. Hemen gidelim dersin dur eğlen. Asıl meseleyi konuşmadık. Fethi'nin gözlerine yeniden bir ürkeklik doldu. Ne meselesiymiş? Çalı Hafız cebinden Hasan'ın paralarını çıkardı. Hele şunları al dedi. Al bakalım. Aman hafıza ben istemem ben bunları el süremem. Senin olsun. Rezile bak al dedim. İstemem o oh, hafıza. Neden kız? Bunca zaman herifin işini gördün. Mirası sana düşer. Olmaz istemem. Ölü parası bize iyi gelmez. Al da bak ne diyeceğim. İyi gelir mi iyi gelmez mi anlarsın. Etme ayaklarını öpeyim hafıza. Ben korkarım. Tut şunları alçak. Eline yapışmaz. Sonra gerisin geri. Bana vereceksin. bu Paşa şarap paraları aldı çalık hafız. Ha şöyle diye güldü. Tuttun da bak bir şey oldu mu? Oy anam. Ölü parası. Kız aklın ermediğinden. Bu dünyada ölü parası yoktur. Ölü milletine para lazım değil de ondan. Para dirilerin abadanlığı yavrum. İşte 12 altın 90 banknot. Fazladan 80 de kuruş. Ver bakalım. Tamam. Bunlar senin paralardı. Sen bana bu kadar parayı borç verdin Petek Hanım. Daha doğrusu ortaklığa verdin. Biz seninle ortak olduk. Ben çerçe dükkanı açacağım. Ortağız. Petek gözlerini kırpıştırdı. Bir hile sesinlediği, ölü parasına dokunurken duyduğu uydurma korkunun yerini şimdi sahici korkunun aldığı bakışlarından belliydi. Paraları eli yanmış gibi uzattı. Al bunları hafıza diye yalvardı. Bunlar hep senin. Ne yaparsan yap. Benim karı aklımla. Tövbe tövbe ortaklık da neymiş. Ne olduğunu yakında görürsün. Sermayenin yarısı senin. Ben de biraz koyacağım. Dükkan açılacak. Ayrıca dükkanı çevirmekte benden. İstemem Hafıza. Söz ederler. Köy yerini kendin bilmez değilsin. Ben istemem. Aklım ermez. Erer domuz gibi. Bunda akıl ermeyecek ne var? Yıldan yıla para bölüşeceğiz. Ben seni zengin edeceğim. Oroz bu. Sağ ol Hafıza. Ben istemem. Beni bu köyde herkes paralı bilir. Vallah yalan. Babamın parasını bulamadık. Babamın parası gömdüğü yerde kaldı. Ben dul karılığımla neler çekmekteyim. Biz evde ayran çorbası bulamamaktayız. Oh hafıza. Ulan senden para isteyen mi var ki bu lafı böyle söyledin? Parayı ben sana vereceğim eşek yüküyle. İstemem. Ne paranı isterim ne de para veririm. İyi canım sen verme. Yıl sonunda para bölüşmeye geldiğin zaman buyur bunlar senin payına düştü hey ortak dediğim zaman istemez diye geri çevirirsin. Ben hiç küsmem. Hanım gönlün öyle istemişti çalık ortağına bağışlamışsın. Kim ne diyebilir? Ama işin içine başka işler de var. Narlıca da senin gibi bir karıyı kendi keyfine bırakmazlar. En başta Musa çavuş. Ah şu Hasan'ın başına bir iş gelse de şu karı bana kalsa diyerek gemini gevelemekte. Benimle ortak olursan hükümet bile sana el süremez. Benim ne herif olduğumu anladınsa anladın. Petek biraz düşündü. Önce yere sonra çalık hafızın suratına baktı. Adam gibi gülümsüyor. Demi ki domuzluğu kalmamış. Gülmesi de bir hoş. Kendine el verir. Hasan meselesine zaptiyle gelirse ben sana durduğum yerde nasıl arka çıkabilirmişim? Arada bir ortaklık falan olmalı ki. Burası doğru. Petek de gülümsedi. Esnaf kız sen beni korursan kimse diyemez öyle ya. Ama bak keyfine. Benden para ummayacaksın. Bende para yok. Ulan sabahtan beri durmadan para laf ettin namussuz. Kız seni ağırlınca altın edersin. Hazan gibi kopuklar senin diğerine ne bilecekler? Senin gibi maldan benim gibi herifler anlar. Deli çalık domuz git karşımdan. Çalık avuz peteğin beline sarıldı. Yanağından öptü. Bırak bırak dedim bir gören olur. Dur kız dur da bak. Hiç durmam başka şeyde ummak yok. Ben sizden bıktım. Bir daha beni çırpı yükünün altına sokamazsın rezil çalık. Şart olsun kafanı yararım kafanı. Bir iki saatten beri başına gelen işlerle peteğin yüreği oynamış olmalı ki gene tatlı bir yorgunluk dizlerini kesti. Sıcak bir şey bel kemiğinden yukarıya titreyerek yürüdü. Ağlar gibi inleyince çalık hafız kollarını gevşetti. Ne oldun kız? Hiç ne için olacağım? Beni günaha sokmuş da bir de ne var diyerek dudaklarını yaladı. Ne biçim herif bu diye düşündü. Elini sürünce adamın içinde hevesi gürlemekte sıpsıcak. Nasıl domuz çalık bu böyle? Bu nasıl bir çalık? Arkası yağar.